14 Eylül 2019 Antalya Alanya Kestel'deyiz. Yanımızda evet. Rekor gelişim müşterimiz Muzaffer Uslu. Muzaffer abi burada patlıcan tünellerinde bu patlıcan yetiştirdiğiniz bölgede rekor gelişimi kullandık. Neler oldu? Öncelikle toprağımızdaki değişimden başlayalım. Patlıcanın verimine kadar bir gidelim. Evet. Şimdi biz Şubat 20'de burayı ektik. 2019. Evet. Ekerken biraz çamurdu buralar. Çamur. Toprak. Ve çamurlaşan bir toprak. Kesinlikle. Üst üste yağmur yağıyordu. Biz rekor gelişimi kullandık ve ürünümüzü diktik. Yaklaşık bir ay sonra biz toprağın tavlandığını yani kum gibi olduğunu gördük. Kum gibi olduğunu gördük. Bu bir. İkincisi ise biz ürünümüzden geçen seneleri üst üste ürünler aldığımız zaman, yoğun ürünler aldığımız zaman arkasından bir düşüm yaşıyorduk. Yaklaşık bir ay civarında bir düşüm yaşıyorduk. Şimdi şöyle yapalım mı? Bir yakın gösterelim mi şurayı? Şöyle gelelim. Şimdi bu yeni açan çiçekler açmış. Şöyle görülüyor. Şu da meyvemiz. Bunun bir çeşidi var mı? Cins olarak bir ismi var mı? Söylediğiniz. Topan bu. Yani özel bir sınıfta isim veriliyorsa topan patlıcan ama. Evet. Devam edelim. İşte şimdi biz daha o düşümleri yaşamadık. Yani normalde Şubat ayında dikilen bir patlıcanın bu saate kadar bu şekilde gelme şansı yok. Kesinlikle. Şimdi şurada bak bir ürün şeyi görüyoruz. Patlak yerleri görüyoruz. Hı-hı. Şimdi bunları her zaman yaşayamayız. Yapamayız. Her zaman yaşayamayız. Kesinlikle. Şimdi rekor gelişim bir toprak düzenleyici. Her evet. yerde söylüyoruz. Burada da tekrar telaffuz edelim. Toprağımızda sorun vardı. Çamurlaşma olan bir yerdi. Evet. Ki burası da çamura dikilmiş bir şu an bir patlıcan. 14 Eylül'deyiz. Evet. Nasip olursa hava iyi giderse aralığa kadar gidecek yani. Aynen. Verim olarak ne söyleyebilirsin? Geçen seneye göre kıyaslarsan. Şimdi geçen seneye göre kıyaslarsam %30, %40 fazla ürün aldım. %40 fazla ürün aldım. Bir de bu sene iklim çok iyi gitmedi. Aynen. Doğru mu? Kesinlikle. Yani sıcak bir bölge olmasına rağmen 2019 yılı çok aşırı yağmurlu. Evet. Ve serin gitti biraz. Kesinlikle. Ha, şu an hava sıcak. Eylül ayındayız ama görüldüğü gibi böyle. %40 civarında artı diyorsunuz. Kesinlikle. Ben söylüyorum işte bir ay boyunca ürünü çok fazla aldığımız zaman arkasına yaklaşık bir ay ürün fazla alamıyorduk. Yani yarı yarıya düşüyordu kalite. Şöyle yukarıda gösterebilir miyim? Ama şu anda hemen hemen aynı kalite devam ediyor. Şöyle. Şimdi az önce yağmur yağdı. Evet. Ve bugün de bir sulama var. Evet. Çamur olduğu için çok fazla giremiyoruz. Rekor gelişimi tavsiye eder misiniz? Ben şimdi kesinlikle özellikle ben patlıcancıyım ama muz da yapıyoruz. Muz seralarınız da var. Kesinlikle. Kaç dönüm patlıcan yapıyorsunuz? Şu an 4,5-5 dönüm civarında, patlıcanımız var. Hı-hı. Tavsiye ediyorum. Ben özellikle üründe çok fazla kalite aldım. Yani ürün aldım. Yani şu kalite iyi midir yani patlıcan yani, için? Ben şu anda yaşlandı daha, patlıcanımız. Yaşlandı. Ama daha önceleri çok daha iri ve çok daha güzeldi. Daha yani. İri ve daha güzeldi. Kesinlikle. Bir de kesim yaptık. Daha dün kesim yaptık biz burayı. Tabii kesim yapılmış bir evet. şeydeyiz. Daha dün kesim yerdeyiz. Yaptık burayı. Genel manada toprak düzenleme ile ilgili sorun toprak çözüldü. Toprak çözüldü bir de ürün kalitesinde ürünü gitti. Fazla aldık. Şu ana kadar kalmaması gereken bir patlıcanın ya da kalite düşük olması gerekiyordu. Kalite düşük olması lazım ama hala çiçek açıyor. Evet. Devam ediyor. Bu da bitkinin kökünün sağlıklı olduğunu, verdiğiniz gübreyi aldığını kesinlikle. Zaten ispatlıyor. Tekrar soruyorum. Alanya, Kestel, bu bölge, Mahmutlar yakın civarlarda gönül rahatlığıyla tavsiye edersiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Son kez bir şey soruyorum. Rekor gelişime verdiğiniz paranın karşılığı size para kazandırıyor mu? Ben %40 fazla aldığımı söylüyorum. %40 farklı fazla. Yani bazen insanlar şöyle değerlendirme yapabiliyor. Ya ekonomik anlamda pahalıdır vesaire gibi. Yok. Başlarken sonucu pahalı değerlendiriyor ama %40 dediğiniz zaman zaten olay bitiyor yani. Kesinlikle. Bu kadar. Biz teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim Osman Bey. Bahçenizi gezdirdiniz. İnşallah muz bahçenizi de İnşallah. Birlikte gezeceğiz. İnşallah. Buradan Türkiye'ye herkese selamlarımızı söylüyoruz. Saygılar selamlar herkese. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.